Biz reklam öncesinde ağrı kesicilerin işlevini sormuştuk ama hemen daha sorularım olacak demiştim. İzleyici sorularımızın arasında da hani ağrı kesicilerin bilinçli kullanımıyla ilgili soruları var. Hatta işte korkuyoruz. Birbirine benzer ya da farklı ağrı kesiciler olabilir. Birisi bana çok iyi geldi dediğinde onu kullanmaya ya da çok fazla kullanıyoruz gibi Bağımlılık yapma. söylemler var. O yüzden acaba bilinçsizce kullanımında ne gibi yan etkileri olabilir? Bu ilaçların tabii şöyle dünyada baktığımızda analjezikler ve 3. 4. sıralarda yer alırken ağrı kesicilerin kullanımı ülkemizde neredeyse ilk sıralarda yer almakta. Biz çok ağrılı bir ülke miyiz? Tabii ki değil. Muhtemelen biz bunları çok fazla kullanıyoruz, gereksiz kullanıyoruz. Doğru kullanmadığımız için bu kadar çok ağrı kesici tüketimi var. Sağlık Bakanlığı'nda da bu konuda çalışmaları var. Bu ilaçları nasıl doğru kullanalım diye. Gerçekten bu ilaçlar evet zararlı ilaçlar doğru kullanılmadığında. İşte başım ağrıyor bana bir ilaç verir misin? En çok budur. İşte şuram ağrıyor bir komşudan bana çok iyi geldi budur. Aslında hani baş ağrılarını düşündüğümüz o kadar çok baş ağrısı çeşidi vardır ki bazı ağrı kesiciler ona zarar bile verebilir gibi. Bunun için bu ağrı kesicileri kullanırken mutlaka doğru ağrı kesiciyi bulmamız lazım bizim için nedir? Bu da hekim kontrolünde olmalıdır. Tabii çok basit ağrılarımız olur bazen ya çok yorulduk bugün işte gibi. Onları ayrı tutuyoruz. Ama böyle kronik ağrılarda, uzun süren ağrılarda ağrı kesici kullanacaksak mutlaka bir hekim kontrolünde kullanmakta fayda vardır bu ilaçları. Günlük hani böyle işte yorgunluktur, işte ayağımı vurdum gibi öyle çok basit ağrı kesici bahsetmiyorum ama kronik ağrılarda ciddidir bu durumu kullanmak. Çünkü bu ilaçlar çok güzel ilaçlar ama bir o kadar da yan etkileri olan ilaçlardır. Gelişmiş ülkelerde yapılan bir çalışma vardı. Kanada'da işte bu ilaçların yanlış kullanımına bağlı ölümler trafik kazalarından daha çokmuş. En fazla da bu basit analjezikler dediğimiz nonsteroidlerin mide kanamasına neden oluyor ve çok fazla hasta hayatını kaybedebiliyor. Bu ilaçları verirken biz hekimler de çok ürkerek veririz zaten. Çok da öyle özgür yazamayız bunları. Hastanın yaşı çok önemlidir. Kullandığı ilaçlar özellikle risk grubu hastalar dediğimiz yaşlı hastalar birçok ilaç kullanıyordur artık gençler de tabii şimdi bu çok yaşlılık çok uzadı hani genç yaşlılarımız var çok fazla ek hastalıklardan dolayı ilaç kullanan gruptur bu grupta her ağrı kesiciyi kullanamayız mutlaka seçmemiz lazım ya da işte mide rahatsızlığı olan hastada vereceğimiz bir o basit analjezik dediğimiz nonsteroidleri mutlaka kullanmamız gerekiyorsa en az mideye zararlı ilacı veririz ve koruyucuyla birlikte veririz. Bazı grup ilaçları yine bu gruptan asla böbrek hastalarına veremeyiz. İşte tansiyonu varsa, şeker hastalığı varsa, kalp hastalığı varsa, diyabeti varsa gibi bu ek hastalıkların hem kullandığı ilaçların etki mekanizma etkilerini değiştirir hem de yan etkileri çok fazla artırır. Yine opioidlerde de böyle hani korkularımız vardır, yan etkileri vardır. Bunlarda da kullanır doğru hastada, doğru dozda, hepsini en düşük dozda başlarız, yavaş yavaş artırırız. Yani kronik ağrıyı hani akut ağrıdan çok ayrı tutarız. Akut ağrıda çok özgür ve çok rahatsızdır. İstediğimiz dozlarda ilaçları kullanırken kronik ağrıda hep böyle titre ederek, yavaş yavaş böyle işte hani yemeğe tuz atar böyle işte yavaş yavaş yapalım. Bu ilaçları çok da yükseltmeyelim deriz. Yine diğer bir grup ilacımız da öyle bana çok iyi geldi sana bu ek analjezikler dediğimiz farklı yan etkileri olan hastaya özel seçilmesi gereken ilaç grubudur. Yakınımıza, sevdiğimize, dostumuza ilaç tavsiye ederken aslında zarar veriyoruz. Bu uzun süreli kullanımlarda çok beklenmeyen büyük sorunlar hatta ölümle sonuçlanabilen yan etkiler ortaya çıkabiliyor komplikasyonlar. Sefa Hocam yan etkilerinden bahsettir. Huy Hocam size de şunu sorayım. Peki ağrı kesicilerin kullanımı hani bir alışkanlık yapar mı? Özellikle morfinler hani bağımlılık Bağımlılık yapar yapar. mı? Sema Hocam ağrı kesicileri sınıflandırdı. Birinci basamakta basit analjezikler dedik. Bunların bile düzgün kullanılmadığı zaman biz mesela baş ağrısı için bazı analjezikleri kullanan hasta düzensiz. Herkesin önerdiği
şekilde kullanıyorsa, bir doktor tavsiyesiyle kullanmıyorsa, bu analjezikler kendileri baş ağrısına sebep olabilir. Normalde bunlar alışkanlık yapan ilaçlar değildir ama baş ağrısı yapabilirler. Biz hatta o zaman bu baş ağrısının tedavisinde tedaviyi analjezikleri kesmekle başlarız. Bir hafta 10 gün boyunca hastaya deriz ki hiçbir analjezik almayacaksın. Sadece bizim verdiğimiz bir tür analjezik vardır. Tek bunu alacaksın. Ve 10 gün sonra hasta gelir, benim baş ağrım geçti ama ben bundan önce de o kadar çok kullanıyordum ki şimdi hiç kullanmamama rağmen geçti der. Basit analjezikler bile alışkanlık yapmadıkları, bağımlılık yapmadıkları halde düzensiz kullanımla bazı yan etkilere sebep olabilirler. Opioid türü, morfin türü ilaçlara geldiğimiz zaman bu grup özel reçetelerle satılan ilaçlar. Bütün dünyada hem kanser ağrısında hem kanser dışı kronik ağrılarda artık kullanılıyor. Fakat ülkemizde oldukça kısıtlı. Ülkemiz morfin üretiminde birinci sırada. Tüketiminde ise 158. sırada. Burada yalnız medikal morfin tüketimini, yani sağlık için morfin tüketiminden bahsediyoruz. Bir alışkanlık olarak ya da sokakta tüketilen bir uyuşturucu madde olarak değil. Halbuki gelişmişlik artık morfin tüketimiyle hemen hemen ölçülebiliyor. Gelişmiş ülkelerde morfin tüketimi ya da morfin benzeri ilaç tüketimi daha fazla. Bizde az olması ise kötü, çünkü ağrısı olan hastalarımız yeterli derecede tedavi alamıyor demek. Bunu neden böyle oluyor? Çünkü deneyimsiz kişiler ya da hastalar, deneyimsiz kişiler derken hekimlerimiz ya da hastalarımız bunların bağımlılık yaptığını düşünüyorlar. Şimdi bu küçücük ağrı için morfin alacak olursam, kanserin ilk evrelerinde diyelim, daha ileri dönemde ne alacağım diye düşünüyorlar. Bağımlılık, alışkanlık olmasın diye düşünüyorlar. Halbuki gerçekten ağrı çeken kişilerde bu tür ilaçlar bağımlılık yapmıyorlar. Ve tavan etkisi dediğimiz dozu arttırmaya bağlı etkisinde azalma durumu bu ilaçlarda yok. Onun için kanser ağrısında ya da kanser dışı ağrılarda kontrollü olarak bu ilaçları rahatlıkla kullanabiliriz. Ama kanser dışı ağrılarda bazı kişilerde bağımlılığı tetikleyebileceği düşünülerek daha dikkatli olunmalıdır. Daha sık hasta kontrol edilmelidir. Teşekkür ediyorum Ruhiye Hocam. Bir izleyicimiz, 15 yaşındaki bir izleyicimiz, 7-8 yaşımdan beri vücudumda çok fazla ağrı vardı demiş. Kramp ve ağrıya çevirmiş son zamanlarda ve parmaklarımda, bacaklarımda çok ağrı var. İşte vitaminsizlik demişler doktora gidince, gelişme ağrıları demişler. Verdikleri vitaminlerden de fayda görmeyince benim ne yapmam gerekiyor diyor. Sema Hocam, ne dersiniz? Tabii bu hasta mutlaka çok, kronik ağrılı hastalar öyledir. Birçok doktora giderler böyle. Bir alkolojik kliniğine başvurabilir. Daha önce nerelere başvurduğunu çok bilmiyorum. Evet. Muhtemelen yaşı çocuk grubu, öncelikle çocuk hastalıkları kliniğine başvurmasını tabii ki öneriyoruz. Bu arada hani onların ek bu hasta grubu için. Ama oraya başvurdu ve gerekli tetkikleri yapıldı. Özel bir hastalık ya da bir şey çıkmadıysa en yakın alkolojik kliniğine başvurabilir. Orada da gerekli tetkikleri yapılarak yardımcı olunmaya çalışılır. Ama önceliği çocuk hastalıkları kliniğinde mutlaka o yaş grubunun hani o döneme ait farklı bir hastalığı olup olmadığının araştırılmasını öneriyoruz. Eğer bunlar yapıldıysa direkt bize gelir. Eksikleri varsa biz de yine multidisipliner ya da başka bir ağrı kliniğinde o anlayışla bu hastalara yardımcı olunur. Teşekkür ederim. Mithat Sönmez isimli izleyicimiz de müzik öğretmeni ve Konya Devlet Tiyatrosu misafir sanatçısıyım demiş. 2004 yılından beri çok fazla ağrı yaşamış, boyun fıtığıyla ilgili sorunlar ve şiddetli bir ağrı sonrasında 2016'da bir de tavsiyeyle polikliniğe başvurmuşlar. Sema Hocam'ın gözetiminde demiş. Diğer Hilmi ve Mücahit Beylerle, diğer ekibinizden bahsediliyor sanırım. Tedavileri olmuş ve mutlaka ameliyat denilmesine rağmen, daha önce öyle söylenmiş sanırım, ama hiç bu ağrıları yaşamamışım gibi sağlığıma kavuştum diye bahsetmiş. Tüm ekibinize teşekkürlerini sunmuş. Hatta birkaç kez mesajını göndermiş. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, iletelim. Evet, sayın hocalarım da size sevgilerini ilettiler. Ve rahatladığınız için de çok yüz güldürücü bir olay, evet, değil mi ağrılarından?
Ağrılarla ilgili hocam soruların arasında bir de tabii ki biz de biraz önce ağrı kesicilerle ilgili konuştuk ama hani başvurduklarında size çok uzun süre mi alacak? Mutlaka Konya merkezden mi olmaları gerekir? Onu merak ediyor izleyicilerimiz. Bu duruma göre değişebiliyor tabii. Hani bazı hastalıkların takibinde mesela bugün söyledik hani damarsal reno gibi problemlerde bazen birkaç gün her gün gelmelerini istiyoruz. Bazı girişimleri yapıyoruz, arkasından bekliyoruz. 200 saat sonra evine gönderiyoruz ama ertesi gün tekrar gelmelerini istiyoruz. Bazen tanıyı koyarken tetkik aşamaları sürebiliyor. Onun dışında nadiren daha uzun sürebiliyor bizim tedavilerimiz. Fakat biz sık sık kontrollere çağırıyoruz. Çünkü başladığımız ilaçlar eğer kuvvetli ilaçlarsa yan etkileri olabilecek, bizim dozlarını titre ederek vermemiz, giderek yavaş yavaş arttırmamız gereken ilaçlarsa bunun için en azından 10 günde bir ya da 2-3 güne bir bazen çağırabiliyoruz hastaları. Bunun için uzun sürebilir. Teşekkür ediyorum. Bir izleyicimiz demiş, ben de hani programın girişinde söylemiştim. Hocam şu günlerde vücudumuz, etlerimiz ağrıyor. Etraftan serum taktır diyorlar. Cevabınız ne olur diye, ne olur hocam? Vallahi tek başına serumun herhalde çok bir etkisi olmaz. Bu dönemde iyi beslenmek, gerekli tedavilerin de bir hekim kontrolünde alması diyelim. Peki biraz önce konuşurken hocam girişimsel tedaviler dediniz. Girişimsel tedavi deyince biz ne anlamalıyız? Şimdi biz öncelikle medikal tedavilere yer veriyoruz. Hastayı ağrıtmadan, hastaya acı vermeden tedavi etmek istiyoruz. Ama bu ilaçlarla tedavi edemediğimiz ya da bu ilaçları kullanırken yan etkilerle karşılaştığımız bazı durumlarda girişimsel tedavileri tercih ediyoruz. Girişimsel tedaviler değişik tekniklerle yaptığımız tedaviler. İğneleri kullanabiliyoruz. Görüntüleme cihazlarımız var. Skopi olabiliyor bu. Kompüterize tomografi olabiliyor. Halkımız çok iyi biliyor. Radyo frekans termokoagülasyon denen bir ısı üreten radyo dalgalarıyla çalışan bir makinamız var. Onunla ısı üreterek yapabiliyoruz. Girişimsel tedavileri de basitten karmaşığa doğru sıralayacak olursak mesela orada ağrıya sebep olan sinirin iletimini bozmak maksadımız. İletimi değişik ilaçlarla bloke edebiliyoruz. Bu basitten lokal anestezik olabilirken daha kalıcı olması için medikal bir alkol, gliserol, fenol gibi maddeler kullanabiliyoruz. 3-6 ay hastamızın ağrısını kesebiliyoruz. Bu yöntemlerden daha başka biraz önce söylediğimiz gibi ısı sağlayarak radyo frekans termokoagülasyonla ısı ile bu sinirlerimizi yakabiliyoruz, ısıtabiliyoruz. Yakmak demeyelim, iletimini bozabiliyoruz. Aynısını -70 derece gibi bir soğuk ısıyla soğutarak yapabiliyoruz. Kriyoterapi ya da hastamızın omurilik ne yakın zarlarına veya omurilik boz dediğimiz beyin omurilik sıvısına bir kateter yerleştirerek ağızdan yüksek miktarda alması gereken ilaçları çok daha düşük miktarda %1'i kadar az miktarda hastaya vererek daha etkin bir santral bir etki sağlayabiliyoruz. Bir de elektriksel uyarılarımız var. Hastalarımızın çoğu bunu da biliyorlar, bana uygun mu diye geliyorlar. Omurilik yerleştirilen ağrının kaynaklandığı köke yakın bölgeye yerleştirilen pillerimiz var. Bir elektrotu yerleştiriyoruz. Onlardan elektrik stimulusları alıyoruz ve hasta eğer bundan faydalandıysa 15-20 gün sonra pilimizi takıyoruz. Hasta hayatı boyunca uzun bir süre bundan faydalanabiliyor ama tabii bazı özel endikasyonlarla bazı özel hastalara bunları yapabiliyoruz. Her hastaya hepsini uygulayamıyoruz. Biz bunları hastalara en az yan etkili olacak şekilde basitten karmaşığa doğru hastanın cevabına göre ilerleyerek uygulayabiliyoruz. Bunları hocam sinirleri bloke etmek dediniz mesela. Evet. İşte ısıtmak, yakmak, dondurmak dediniz. Bunların tehlikesi var mı? Tabii ki var. Kullandığımız yöntem çok önemli. Bu konuda uzmanlaşmış olmak çok önemli. Çünkü ağrıyı taşıyan sinir aynı zamanda motor yani hareket fonksiyonumuzu da taşıyor, hissimizi de taşıyor. Siz burayı yakarken veya ısıtırken ağrı liflerini ısıtmak yerine
motor lifleri, hareketimize sebep olacak lifleri de yakarsanız hareket bozukluğuna sebep olabilirsiniz. Ayağınız düşebilir. Ya da trigeminal nevralji dediğimiz çok özel bir yüz ağrısı vardır. Orada sensöryel alanı dediğimiz ağrı alanını yakmak yerine motor alanı yakarsak hastanın ağzından devamlı salyaları akabilir. O mimiksiz bir hastayla, donuk bir yüzle karşılaşabiliriz. Böyle yan etkilerimiz var. Onun için bu girişimlerin mutlaka ehli kişiler tarafından, uzmanlaşmış insanlar ve ekip tarafından yapılması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Peki Sema Hocam, şimdi bu girişimleri yapıyorsunuz ama hani biraz önce bir izleyicimize demiş ya, hep ameliyat dediler ama ben burada fayda gördüm. Bu kanser dışı ağrılarda bu tarz yaklaşımlarınız acaba cerrahiye bir alternatif mi ağrının azaltılmasında? Şimdi burada tabii soruyu şöyle yapmak lazım. Ya bazı hastalıklar vardır ya da durumlar vardır. Kesin cerrahi endikasyondur. Orası hiç tartışılmaz. Alternatif asla değildir. Ya işte bazen bir hastamız sedye de geliyor. Biz onu acil apar topar beyin cerrahisi polikliniğine götürüyoruz. O gün gecesi en azından ameliyata alıyorlar vakit geçirmeden. Çok böyle hastalarımız var. Ya bu hastaları çok iyi değerlendirmek lazım. Hangi kliniğe gelirse gelsin. Bize gelen de hakikaten çok hastamız var ve beyin cerrahisiyle de bu anlamda çok yakın polikliniklerimiz. Hemen biz bu hastaları onlara iletiyoruz. İşte düşük ayak gelişmiştir, idrarını tutamıyordur, dışkıda tutamama problemi vardır. Hani bel ağrıları çok yaygın geldiği için konuşuyorum. Bu tür hastalarda vakit kaybetmeden cerrahidir. Yine bazı baş ağrıları, Rukiye Hocam söylüyor, sinyal veren ağrılardır. Hani onlarda hiç vakit kaybetmeden ilgili branşa gitmesi ve cerrahi endikasyonu olabileceği için o branşın değerlendirmesini isteriz. Ya multidisipliner anlayışla çalışmalıdır algoloji klinikleri. Ama bazı hastalar vardır ki cerrahi bu kadar kesin endikasyonu olmayan durumlar. Bu durumlarda cerrahlarla da zaten bu artık daha oturdu. Hastalar da bu konuda eğer kesin cerrahi olmam, acil olmam gerekmiyorsa dedikleri olgularda girişimsel yöntemler bir tedavi programı içinde yer almalıdır. Yalnız bu hastaları şöyle bir şey oluyor. Bunu yaptırıyorum, tamamen iyileşiyorum. İşte bir daha fizik tedavi olmayayım. Hep bel ağrılarını belki çok konuştuk. Öyle bir şey yok. Tabii bunlar kronik ağrılı hastalar. Bu girişimsel yöntemler ki cerrahilerde de bazen ameliyat sonrası çok yüz güldürücü olamayabiliyor. Bu cerrahiyle alakasız hastanın yapısı, başka bir yerden tekrar başka bir bölgeden fıtığı olabiliyor gibi. Bu hastalara da bu ağrılarının ara ara tekrarlayacağını, işte yaşam kalitesini, yaşamını, her şeyini ağrısına göre düzenlemesi gerektiğini, gerektiğinde de diğer konvansiyonel yöntemler, işte ilaçlar, fizik tedavi, bir girişimsel yöntemlerin uygulanabileceğini çok açık anlatmamız lazım. Hastalarla bunu oturup konuşup, ama dediğim gibi alternatif demek çok iddialı olur. Bazı özel durumlarda kesin cerrahidir. Ya hiç vakit kaybetmeden cerrahidir. Konuşmaya devam edeceğiz Ali. Şimdi kısa bir reklam arası.